Evet efendim, son baskı canlı yayınından mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayına ekranlarınıza getireceğiz efendim. Mahalle bağlantımız var, biliyorsunuz her sahur halayını ekranlarınıza getiriyoruz her mahalleden. Bugün arkadaşlarımız Doğukent Mahallesi'ndeler. Çok güzel bir hazırlık var. Şimdi sözü nereye? Doğukent Mahallesi'ne bırakacağız. Talha Turgut kardeşimiz orada ve Doğukent Mahallesi'ndeki sahur eğlencesini, sahur coşkusunu, o heyecanı, o coşkuyu canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Konukları var yanında ve sözü Doğukent Mahallesi'ne, Talha Turgut kardeşimize bırakıyoruz. Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir söyleşisi vardı. Tabii kendisi bizden hemen önce olduğu için oraya da kısa bir değinmek istiyorum. Elazığ ile ilgili çok güzel sözler söyledi. Övgülerle bahsetti Elazığ'dan. Elazığ'ın kültürüne de değindi. Bizler de malumunuz bu kültürü yaşatmak için her akşam canlı bağlantılarla kıymetli izleyenlerimizin karşısına çıkıyoruz. Bugün de Doğukent Mahallesi'ndeyiz. Söze böyle başlamak istedik. Burada da yine havanın çok soğuk olmasına rağmen yine vatandaşlar, muhtarlarımız, birçok katılımcı var. Sahur olayı için buradalar. Hava ne kadar soğuk olursa olsun bu kültürden vazgeçmiyor Elazığlılar. Bizler bunu her defasında dile getiriyoruz. Elazığ kültürüne sahip çıkan bir memleket. Elazığlılar kültürlerini hiçbir şekilde yabana atmıyorlar. Davul ve klarnet onlar için çok başka diyoruz. Evet, gerçekten öyle. Çünkü bu soğuk havaya rağmen burada yine çok coşkulu bir kalabalık var. Dün Kültür Mahallesi'ndeydik. Bugün buradayız. Yine Kültür Mahallesi de çok kalabalıktı. Bugün Doğukent Mahallesi de aynı şekilde kalabalık. Yine yanımda mahalle muhtarlarımız var. Sözlere onlarla başlamak istiyorum. Onlar neler söyleyecekler? Kendilerine mikrofon uzatmak istiyorum. Yanımızda Doğukent Mahalle Muhtarı Muhammed Coşkun var. Efendim hoş geldiniz. Sizler hoş geldiniz Talha Bey. Ramazan sahuru gerçekten coşkulu bir şekilde Elazığ'da geçiyor. Biz bunları televizyonların başından sizlerle takip ediyoruz. Bugün de gerçekten ciddi bir soğuk hava vardı. Yağmurlu bir hava vardı. Ona rağmen burada bizleri yalnız bırakmayan bütün Doğukent halkıma teşekkür ediyorum. Tabii burada şöyle söyleyeyim, mahalle problemlerimizi burada fazla anlatmamıza gerek yok. Burada daha usta isimler burada. Kıymetli il başkanımız, AK Parti il başkanımız Şerafettin Bey aramızdalar. Şoförler Cemiyet Oda Başkanımız Şevket abimiz burada. Elazığ Muhtarlar Dernek Başkanımız burada. Muhtar arkadaşlarımız, özellikle bayan muhtar arkadaşlarımız gecenin bu saatinde bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Talha Bey şöyle söyleyeyim, bu bizim Doğukent'te 4. programımız. Tabii Doğukent'in farklı yerlerinde yaptık. Bugün de muhtarlığımızın bulunduğu binanın arka kısmında yapıyoruz. Dedim ya, yani havanın soğuk oluşundan dolayı bayağı vatandaşlarımızı bekledik. Beklettik vatandaşlarımız da daha sabırsızlıkla artık sahur halayını bekliyorlar. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Kıymetli il başkanımız aramızda. İnşallah ondan da bir Doğukent sakini olarak bir iki kelam alırsak memnun oluruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Evet. Kıymetli izleyenler, dediğimiz gibi burada birçok misafirimiz var. İşte Sayın Muhtarım da söyledi. AK Parti İl Başkanı Sayın Şerafettin Yıldırım da bizlerle birlikte kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Hoş Başkanım bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben yaklaşık 32 yıldır bu mahallede oturuyorum. Mahallede oturmaktan da çok mutluyum, huzurluyum. Birçok defa alternatif yaşam yerleri çıkmış olmasına rağmen gitmedik. Buradayım. Doğukent'i seviyorum. Doğukent'in sakinlerini de seviyorum. Burada da çok güzel bir etkinlik görüyorum. İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyoruz. 32 yıldır buradayım ama ilk defa böyle bir etkinlik oluyor. Bu da herhalde özellikle bizim Doğukent muhtarımızın gayretleriyle oluştu. Kendilerine ve katılımcı muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine aramızda çok değerli bir oda başkanımız var. Şevket Bey. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bu çok güzel. Ramazan akşamlarını ya da işte gece halaylarını yeniden yaşatma anlamında. Zaten yıllardır süre gelen bir geleneğimiz bizim. Bunlarla anılıyoruz. Çok hoş. Hava biraz serin ama gönüller sıcak. Dolayısıyla ben bütün katılımcı kardeşlerime, Doğukent sakinlerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Bunlar devamını temenni ediyorum. İnşallah devamı da gelecek diyorum. Başkanım, şimdi 32 yıldır
Doğukent Mahallesi'nde olduğunuzu söylediniz. Yani gençliğiniz burada geçti. Sizin gençlik dönemlerinizde bu sahur halayları nasıl olurdu? Hatırladığınız kadarıyla anlatır mısınız? Aynen böyle olurdu. Özellikle yaz aylarındaki sahur halayları gecenin işte ikisi, iki buçuğu, üçü o zamanki zaman dilimine göre mutlaka ve mutlaka hemen hemen her mahallede o sahur alayı için ekipler toplanırlardı. Gecenin işte o saatinde kısa da olsa 5-10 dakikalık, 15 dakikalık, yarım saatlik bir halay çekiminden sonra ancak davul ve klarneti gönderirlerdi. Ve yıllardır bu şekilde devam etti. Belki çok soğuk kış aylarında bu gelenek biraz askıya alındı ama ben kendimi bildim bileli bu halayların hep içinde olduk. Ayrıca da bizi çok mutlu etti bu halaylar. Çok keyifli. Sadece de Elazığ'a mahsustur bildiğim kadarıyla. Başka bir yerde yok. Bu da bize mahsus. Bizim özelliğimiz, bizim güzelliğimiz. Elazığ'ın naif insanının yapısı diyelim. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bütün katılımcılara tekrar çok teşekkür ediyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Evet. Bir diğer konuğumuz da Şevket Toraman Beyefendi. Efendim sizler neler söylemek istersiniz bu geceyle ilgili? Evet. Öncelikle televizyonları başlarında bizleri seyreden vatandaşlarımız, halkımız. Bizim şehrimizin yani kendimi bildim bileli bu töremiz, annemiz devam eder. Gerek köylerimizde olsun. Tabii ki şu an böyle bu kış aylarında belki bu süreç biraz devam etmedi. Bir de 3 yıldır evde karın adını unuttuk ya. Bir pandemi geldi, bir hastalık geldi, bir deprem geldi, bu sene ekonomi geldi, geldi de geldi. Evde karıya diyeyim ne desin değilse anne. Yani öyle bir duruma geldik. Allah sonumuzu hayrede. Gerçi inşallah bu programlarımız devamlı 41 mahallede de devam etmesini istiyoruz ama herhalde ki tamamında devam edemeyecek, yetişemeyecek şekilde. Şehirimize, idarecilerimize, bizleri temsil eden güzel başkanlarımıza, sayın vekillerimize, güzel muhtarlarımıza, işte Mala'daki azalarımıza, oda başkanlarımıza, ticaret sanayi oda başkanlarımıza, hepsine buradan saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Böyle bu güzel muhabbetlerimiz devamlı devam etsin. Birlik beraberliği içerisinde inşallah güzel bir Ramazan'ı geçirmiş olalım. Allah sonumuzu da hayır etsin. Saygı ve hürmetlerimi sunarım. Ben bir eksiği tamamlayayım. Buyurun başkanım. Özellikle de hanımefendi muhtarlarımızı özellikle zikretmem gerekirken onları atladım. Bağışlasınlar bizi. Onlar gecenin bu saatinde buraya kadar gelmişken onları anmadan olmazdı. Gerçekten onlara özelden çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmasınlar. Onları da çok seviyoruz. Sağ olasınız. Teşekkür ediyoruz. Evet şimdi başkanlarım bahsetti. Bayan muhtarlarımız da aramızda. Kendilerine de mikrofonu uzatmak istiyorum. Böyle bir geceye sizler de katıldınız. Bu bir kültür dedik. Siz de bu kültürü yaşatmak için evet, bu soğuğa rağmen buradasınız. Neler söylemek istersiniz? Gelecek yeni kuşaklara güzel örnek olmuş, güzel bir etkinlik. Ve muhtarlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif'i tüm İslam alemine, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Efendim sizden neler söylersiniz? Başta bu programı düzenleyen Doğukent Muhtarımız Muhammed Çoşkun'a ve mahalle sakinlerine hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte çocuklarımıza ve böyle bir nesil ve böyle bir geleneği bırakmayı temenni ediyoruz. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de saygıdeğer muhtarımız Muhammed Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle bir araya toplaması, bir arada buluşturması için tabii gerçekten çok memnun olduk. Sayın Başkanımız olsun, Şevket Başkanımız olsun, bütün buradaki muhtar arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir program her zaman olsun istiyoruz inşallah. Sonumuzu her şey güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Evet, efendim sizden neler söylemek istersiniz? Yine bir sahur programı, sahur halayı dedik. İşte soğuk havaya rağmen burada vatandaşlar var. Neler söylersiniz? Vallahi söyleyecek bir şey yok. Gerçekten güzel bir hava, güzel bir duygu. Bu Ramazan ayı bütün İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah. Ya diyecek bir şey yok gerçekten. Bu geleneğimizi tekrarlamak, unutmamak adına bizlerden sonraki nesle aktarmamız gerçekten çok güzel. Siz televizyon olarak bu sahur programları tanıdık. Gerçekten size Kanal Fırat ailesine teşekkür ediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıklı mutluluklar diliyorum. Evet, bizler de size teşekkür ediyoruz. Sizler neler söylersiniz? İyi akşamlar diyeyim öncelikle. Öncelikle Doğukent halkına hepsine saygı ve sevgilerimi iletirim.
muhtarımız Muhammed Bey davetiyle Ramazan gecesine ortak olduk. Coşkularına ortak olduk. Ben Kızılay Mahalle Muhtarı Emrah Işık. Bu arada bu vatandaşın coşkusuna, Ramazan gecesindeki heyecanla ortak olduğumuz için biz de müteşekkiriz. Biz de büyük bir coşku içindeyiz. Bizler de kısa sürede inşallah Kızılay Mahallesi'nde böyle bir gecemiz hazırlığındayız. Sizleri de oraya bekleriz. Aynı zamanda mahallemizde erken bir seçim olacak. Muhtarlığımız ve muhtar adaylığımız da devam etmekte. İnşallah halkımıza daha güzel hizmetler sunuyoruz, sunacağız da sizlerin de sayesinde güzel bir başkanımız var. Başkanımızın sayesinde Kızılay Mahallesi'nde iyi bir ortama çevirmeye çalışıyoruz ve güzel bir işler de yapıyoruz. İşlemlerimiz de çok iyi gidiyor. Burada diyeceklerim hepsi bu kadar. Buradaki muhtarlarıma, başkanlarıma, il başkanımıza, bayan muhtar arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ederiz. Bu sahu vatandaşlarımız bu sahukta hiç üşenmeden geldiler. Bu eğlenceye katıldılar. Hepsine teşekkür ederim. Sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Bizler de size teşekkür ederiz. Muhtarım, size de son bir kez söz vermek istiyorum. Şimdi arkada Harput manzarası var. Biz ilk programı hatırlarsınız zaten. Sizin orada yapmıştık. Harput'ta yapmıştık. Şimdi arkada Harput. Bizler de Doğu Kent'teyiz. Neler söylersiniz kısaca? Evet, özellikle Doğu Kent halkına böyle program düzenlediği için başta Doğu Kent muhtarımıza, il başkanımız burada, kıymetli muhtarlar, hanımefendiler, bayan muhtarlar, bayanlar burada. Tebrik ediyorum. Ben şunu demek istiyorum. Elazığ'da bu programı yaptığımız zaman sadece Elazığ havası çalınsın, Elazığ kültürünü yaşatalım. Yani mutlaka Diyarbakır'da bizim, Bingöl'de bizim, arkamızda duran bu bayrak hepimizin. Ama biz Elazığlıyız, Elazığ kültürünü çalalım, Elazığ klarnetini, Elazığ davulunu çalalım. Biz bununla dünyaya ve Türkiye'ye bunu duyuralım diye. Teşekkür ediyorum başta muhtarımıza. Olmak üzere dernek başkanımız burada. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Furkan Bey'e de tüm izleyicilere saygılar. Evet, bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Olay bir an önce de vatandaşlar bekliyor. Evet. Doğu Kent halkını artık fazla beklemiyor. Evet. Efendim, sizler neler söylemek istiyorsunuz? Molla Kendi Merkez Mahalle Muhtarı. Evet. Bu gecenin bu saatinde Doğu Kent Muhtarı'nın daveti üzerine geldik. Coşkulu, özgeçmişe tekrar geri döndük. Yaşattığımız için de mutluyuz. İnşallah dört beldede de Molla Kendi, Yazıkonak, Akçakiraz, Yurtbaşı'da da sahur geceleri yaparız. Sizlerine öncelikle sizleri de bekleyip yapalım inşallah. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgilerden ötürü. Evet efendim, şimdi dedik ki soğuk havaya rağmen herkes burada. Evet. Selam gönderelim. Peki siz gönderin selamınızı. Bizi seven bütün arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza çok bol bol selam gönderiyorum. Almanya'daki kız kardeşimi de öpüyorum. Buradan da selamlarımızı göndermiş olalım. Dediğimiz gibi şimdi burada çok soğuk bir hava var. Zaten konuşurken artık ağzımızdan da buhar çıkıyor. Buradan da anlaşılacağı üzere ama çok kalabalık bir güruh var burada. İşte arkamda da müzisyenler yine arka tarafımızda var. Davul klarnet burada. Artık herkes heyecanlı o sesi bekliyor diyelim ve sözü davul ve klarnete bırakmış olalım. Ayakta durmayın, buralar başına hayran olan top.
leble koydum tahta, el vurdum basa basa. Leble koydum tahta, el vurdum basa basa. Öyle bir yar sevem ki birazcık boy kankısa. Öyle bir yar sevem ki birazcık boy kankısa. İki 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 leble. We'll be right back.
saray buydu. Hadi bana kalk. Hadi şey geç. Ramazan ayrılacaksın buraya. Ya gelin gelin. Ha, esas çok oldu. Gel abi çap. Vay pusigim pusigim, vay pusigim pusigim, hal ya benim sanırım, dur davula tutmama. We'll be right back.
Allah'ım kuşak bir savundu. Çok savundu. Bizi gün gözü üç akmak taşı. Hani erler? Suçluğu yerler ocak başı. Yediğin yüze erken yaraş. Vay pusigim pusigim. Vay pusigim pusigim. Hani benim sevdiğim. Burada ulan. Hadi bakalım. Elimi attım küreye gel. Hani yerler nerede? Pisim kaçtım bereye gel. Vay pusigim pusigim. Vay pusigim pusigim. Hani ya benim sevdiğim. Dur davula tutmaz. Evet efendim, burada halaylar bitmek bilmiyor. Tabii hava soğuk dedik ama halaylar da bitmek bilmiyor. Herkes de oynamak istiyor ama bizim tabii ki canlı bağlantımızın da sonuna geldik. Ben yine kapanış konuşmaları için sözümü muhtarımıza ve yine mahalle sakinlerimize de uzatmış olacağım. Evet muhtarım, son olarak neler söylemek istersiniz? Biz Kanal Firat ailesi olarak sizlere, özellikle Furkan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Talha Bey, sizler de aynı şekilde güler yüzümüzsünüz. İnşallah bu programlar daha devamı gelir. Bu dördüncü programımız dediğim gibi. İnşallah defaten programlar yaparız. Malumunuz bu soğuk havada yağış vardı. Program bir saat öncesinden vatandaşlar hani program iptal olmuş gibisinden gelip tekrar geri döndüler. İnşallah bunu geniş çaplı bir program halinde getiririz. Ben buraya katılan başta il başkanımıza, şoförler oda başkanımıza, muhtarlar derneği başkanımıza, mahalle başkanlarımıza, muhtarlarımıza, özellikle bu saate kadar bizleri burada yalnız bırakmayan bayan muhtar kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizlere teşekkür ediyorum. Efendim sizden neler söylerim? Evet, Orhan Arı. Ben ilk başta
Kanal Fırat'a sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanal Fırat dünyaya açılan bir penceredir. Şu anda Türkiye değil, dünya izliyor bizleri. Ben başta Sayın Muhtarıma teşekkür ederim böyle bir organize yaptığı için. Bu soğuk havaya rağmen herkes burada. Mahallemiz için her şey feda olsun. Biz mahallemiz için varız, Elazığ'ımız için varız. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki buradayız. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Furkan, burada dediğim gibi çok soğuk bir hava var ama mahalleli gerçekten burada çok coşkulu bir kalabalık vardı. İşte muhtarlarımız da yine aynı konuya değindiler ama ortak söylenen söz bu bir kültür. Bizler de bu kültüre sahip çıkacağız ve bu kültürü devam ettireceğiz. Bu soğuk havaya rağmen burada olmaları zaten bunun cevabı niteliğinde bir söylemdi. Evet, canlı bağlantımızı Doğu Kent'te muhtarlık binasının hemen önünden sonlandırıyoruz ve sözü tekrar stüdyoya Furkan sana bırakıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Doğu Kent Mahallesi'ne, Muhammed Coşkun muhtarımıza, soy ismi gibi vallahi coşkun bir coşkulu bir program yaptı. Yağmur soğuk demedi. Hatta bir ara iptal edelim mi durumumuz oluştu ama muhtarımız sağ olsun inanılmaz bir organizasyon yapmış. Cümbüşünden klarnetine kadar hakikaten çok güzel bir program oldu. Çok güzel bir canlı yayın oldu. Bir kez daha Doğu Kent Mahalle muhtarımız Muhammed Coşkun'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olsun, var olsun. Efendim, kısa bir reklam arası ardından devam edeceğiz. Efendim, son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Efendim, az önce neredeydik? Doğu Kent Mahallesi'ndeydik. İnanılmaz bir coşku, inanılmaz bir organizasyon. Bu soğuğa rağmen, bu yağmura rağmen mahalleli toplandı. Muhtarımız çok güzel bir organizasyon yaptı. Cümbüş bile vardı efendim. O geleneksel sahur eğlencelerimizi, sahur coşkumuzu yaşatmak için çok ciddi bir hazırlık yapmıştı Doğu Kent Mahalle muhtarımız Muhammed Coşkun. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı bir kez daha yolluyoruz efendim. Özellikle il dışından ve yurt dışından çok büyük bir teveccüh geliyor. Şimdi insanlar kendi içerisinde oldukları şeylerin çok fazla kıymetini bilmeyebiliyorlar. Bazen işte ya bu kadar davul, bu kadar eğlence, işte tartışılıyor bazen ama il dışındaki ve yurt dışındaki hemşehrilerimiz ya keşke bir gün orada olsaydık, öyle mesajlar atıyorlar. Bir gün orada olsaydık da o havayı biz de bir en azından bir 10 dakika soluyabilseydik diyorlar. Hepsine selamlarımızı gönderiyoruz. Yurt dışında, il dışında bizleri takip eden hemşehrilerimize kucak dolusu selam olsun efendim. Ve canlı bağlantımız devam edecek. Bugün neydi? Bugün salı mıydı? Salıydı. Bugün salıydı. Doğu Kent Mahallesi'ndeydik. Evet, bugün salıydı. Çarşamba günü neredeyiz? Yarın yani Sugözü Mahallesi'ndeyiz. Elazığ'ın en eski mahallelerinden birisi. Harput'ta yaşayan hükümdarların, padişahların yaz aylarında orayı bir yaz bahçeleri şeklinde kullandıkları, yazlık olarak kullandıkları, böyle dinlenme alanları olarak kullandıkları Sugözü Mahallesi'nde olacağız. Daha detaylı bilgi mahalleden öğreneceğiz yarın çarşamba gecesinde. Perşembe neredeyiz? Perşembe de Ulukent Mahallesi'ndeyiz. Ulukent Mahallesi'nde de yine orası da Elazığ'ın en eski mahallelerinden birisi. Eski Hüseyinlik Mahallesi. Ulukent Mahallesi'ndeki o coşkuyu artık bilmiyorum nasıl yapıyorlar. Ulukent Mahallesi'nde sahur vakitlerinde neler oluyor orada olacağız. Pazartesi günü, haftaya pazartesi günü de efendim neredeyiz? Sürsür Mahallesi'ndeyiz. Sürsür'den çok yoğun bir istek vardı. Sürsür Mahallesi'nden canlı yayınla pazartesi günü ekranlarınıza geleceğiz. Vallahi dolu dolu geçiyor. Mahalleliler de memnun. Diyorlar ki en azından işte 2-3 yıldır bir eğlence görmüyorduk. En azından işte bu organizasyonlarla mutlu oluyoruz. Ben muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok yoğun özveri ve gayretle bu organizasyonları yapıyorlar. Şimdiye kadar yayın yaptığımız muhtarlara, bundan sonra yayın yaptığımız muhtarlara çok teşekkür ediyorum. Neredeyse boş günümüz kalmadı Ramazan sonuna kadar. Daha çok güzel etkinlikler mahalle bağlantılarıyla ekranlarınıza gelecek efendim. Ve devam ediyoruz günün gelişmeleriyle efendim. Vali Ömer Toroman, Yemişlik, Aksaray, Bizmişen ve Çatalçeşme'de bulunan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toroman'ın durağı Yemişlik, Aksaray, Bizmişen ve Çatalçeşme Mahallesi oldu.
Vali Toraman, AFAD tarafından yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Vali Toraman'a AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı da eşlik etti. Konutlarda incelemelerde bulunan Toraman, yetkililerden de bilgi aldı. Vali Toraman, deprem konutlarında evlerine yerleşen depremzedelerle de bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi. Efendim, teşekkür ediyoruz Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman'a. Bugün Yemişlik, Aksaray, Bizmişen ve Çatalçeşme'deki TOKİ konutlarına gitti. İncelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüştü. Sorunları dinledi. İşte bunların olması gerekiyor efendim. Bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Vatandaşın dinlenmesi gerekiyor. Yani bazı işte kurumlar, bazı kişiler, bazı siyasi partiler, icra makamı değil. Yani çok çözemeyecek güçte, güçleri çözebilecek güçleri yok. Ama en azından o vatandaşı gidip dinlemek gerekiyor. O vatandaşın sorununu çözmek gerekiyor. Ve bir şeyler yapmak gerekiyor vatandaş için. Bunun için bunu sağlamak gerekiyor. Mutlaka ilimizdeki tüm erklerin, yani tüm siyasilerin, işte parti gözetmeksizin tüm STK'ların gerekirse oralara gidip o vatandaşların en azından bir derdini dinleyin ya, bir sorununu dinleyin. Bir sorununu dinlemek lazım. Bunu gerçekleştiren Elazığ Valisi Ömer Toraman'a teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ama bu yeterli mi? Değil. Yani oradaki sorunların herkes tarafından dinlenmesi gerekiyor. Biz dillendiriyoruz elimizden geldiği kadarıyla ama sadece bizde de olacak bir şey değil. Bu yüzden mutlaka tüm yöneticilerimizin o mahallelere gitmesi, özellikle Yemişlik, Çatalçeşme gibi. Zafran'da bir sorun yok. Zafran yani bize hiç oradan neredeyse şikayet gelmiyor. Dükkanları var, işte ne bileyim diğer sosyal alanları var. Onlar memnun hayatlarından. Ama işte Yemişlik ve Çatalçeşme'de bilakis özellikle Yemişlik'te, çünkü Çatalçeşme'de minibüs sorunu da yok. Orada minibüs de gidiyormuş. Ama özellikle Yemişlik'te, Çatalçeşme'de bir dönem işte logar kapakları çalınıyordu. Sanıyorum halloldu o. Ama Yemişlik'te sorunlar devam ediyor. Efendim Elfet pandemi nedeniyle bir sürü ara verdiği geleneksel iftar programına kaldığı yerden devam etti. 8.'si düzenlenen iftar programına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da katıldı. Elazığ Dernekler Federasyonu iftar programı düzenledi. Bir restoranda yapılan iftar programına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Taş, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner, İstanbul Üniversitesi İktisadi Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayım Yorgun, derneğin yönetim kurulu ve üyeleri katıldı. Elfet Başkanı Faik İçmeli, pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından düzenlenen iftar programında üyeleriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ülkemiz bütün dünyada olduğu gibi sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yani hayat pahalı, enflasyon yüksek. Bazı yerlerde duyuyoruz, ya uçuk menü fiyatları var. Dolayısıyla açıkçası içimize sindiremedik. Dedik yani bir 5 yıldızlı otelden veyahut da çok lüks bir yerden yapmaktansa bir hemşehrimizin mekanında mütevazi bir iftar sofrasında buluşalım dedik. Ve iyi ki de böyle yapmışız. Bu iftarın çerçevesi şöyle, katılımcılar için söylüyorum. Yönetim kurulu, dernek başkanları, danışma kurulu, diğer kurullarımızın üyeleri, disiplin, denetim. Ayrıca bu federasyon kuruluşundan bu yana yönetimde görev yapmış olan değerli hemşehrilerimiz. Dolayısıyla toplamda 100 kişilik bir iftar yemeği oldu. Ben katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hemşehrileriyle buluşmaktan mutlu olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Elazığ'da devam eden çalışmalara değindi. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ve Elazığ'dan sizlere kucak dolusu selamlar, sevgiler getirdiğimi de ifade etmek istiyorum. Şehrimizin her alanında, altyapıdan üst yapıya, kültürden sanata değer katabileceğimiz projeleri hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Ve şehrimiz inşallah çok güzel bir şehir olma yolunda gelişme, dönüşümüne katkı sağlayacak projeleri, vaat ettiğimiz projeleri hayata geçirebilme noktasında ekiplerimiz sahada gayretli bir şekilde çalışıyor. Ve sizleri inşallah bu yaz ilimizde en güzel şekilde ağırlamayı ümit ediyoruz.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Taş ise iftar programında emeği geçenlere teşekkür etti. Kur'an ayında, rahmet ayında, mağfiret ayında, paylaşma ayında böyle bir organizasyonu gerçekleştiren Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanımıza ve yönetimlerine katılımlarınızdan dolayı da her birerlerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. Rabbim Ramazan bayramında da kavuşmayı nasip etsin. İki yıldır salgın münasebetiyle bu tür iftar programları yapılamıyordu. Herhalde iki yıl sonra ilk defa yapıyoruz. Ve hamdolsun artık yavaş yavaş normale dönmeye başladık. Efendim Elazığ Belediyesi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ramazan etkinliklerinin 10. gününde usta tiyatro ve sinema oyuncusu Emin Olcay ve devlet tiyatro sanatçısı usta oyuncu Cem Kurtoğlu Aşk-ı Hak ve Yunus Olmak adlı gösterileriyle sahne aldı. Ramazan ayının manevi iklimi ve coşkusu Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. İnsan ki kavlu bela kadar eski ve dünya kadar yenidir hikayesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve insan ki var olduğundan beri düşmanı kendi beni, celladı kendi nefsi, parçalar benliğini. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan etkinliklerinin 10. gününde Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan oyuncu Emin Olcay ve devlet tiyatrosu sanatçısı usta oyuncu Cem Kurtoğlu, Aşk-ı Hak ve Yunus Olmak adlı gösterileriyle sahne aldı. Sabır tutmadı Allah'ı, Kur'an okur hep dilleri, cennet bağın günleri, koklar Allah deyu deyu, cennet bağın günleri, koklar Allah deyu deyu. Aşk-ı Hak ve Yunus Olmak ekibi Elazığlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kimini yakar küle döndürür, kimini gülistan içinde güle döndürür. Bundan gayrı bu dergahın odunları sana emanet Yunus. Unutma, cevri çekmezsen nefis, dönülmez kamil insana. Program plaket takdimiyle son buldu. Sevgili Elazığlılar, önce Ramazanınız mübarek olsun. Bu kutsal ayda sizlerle hep birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Öncelikle yazarımız ve yönetmenimiz Hasan Öz Aşlamacı'ya teşekkür etmek istiyorum. İkinci olarak da ve en büyük teşekkürü bizi sizlerle buluşturan Elazığ Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum ve bir alkış rica ediyorum sizlerden. Elazığ Belediyesi Ramazan etkinliklerinde 12 Nisan Salı günü Avukat Hayati İnanç Elazığlılarla buluşacak. Ramazan etkinlikleri kapsamında 13 Nisan Çarşamba günü ise ilahi sanatçısı Emrah Güneş sahne alacak.
Evet efendim, devam ediyor Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Ramazan ayı etkinlikleri. Oldukça da yoğun. Bugün de Hayati İnanç vardı mesela. Tıka basa doluydu salon. Yarın bugünkü görüntüleri ekranlarınıza getirmiş olacağız. Efendim, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için zirai don uyarısı yaptı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için zirai don uyarısı yaptı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi. Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinin aralıklı yağışlı, Adıyaman ve Malatya çevrelerinin ise öğlen saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, Tunceli ve Bingöl çevresindeki yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir. 12 Nisan ile 17 Nisan pazar günleri arasında Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek kesimlerde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir denildi. Evet efendim, devam ediyoruz. Şimdi az önce zafranla ilgili sorun yok dedik. Niye dedik? Çünkü zafranla ilgili bana mesaj gelmiyor. Gelen mesajların %90'ı yemişlik, %10'u Çatalçeşme sorunlarla ilgili. Şimdi izleyicimiz yazmış, diyor ki zafranda nasıl sorun yok abi? Ne bir okul, en önemli sorun okulun olması. Fırın yok. Efendim, fırın yemişlikte de yok. Dükkanlar küçücük yapılmış, büyük marketler o yüzden gelemiyor. Efendim, yemişlikte dükkan yok. Yani küçük marketlerin de gidebileceği dükkan yok. Yani henüz onlar hiç yok ortada. En azından sizin bir orada bir hareketlilik var. Sadece otobüs minibüs valilik yönünden geçiyor. Şehit İlhanlar tarafından giden otobüs minibüs yok. Efendim, yemişlikte hiç minibüs yok. Yani sizin en azından valilik yönünden geçen bir minibüsünüz var. Yemişlikte o da yok. Çatalçeşme'de de var minibüs. Yemişlikte o da yok. İşte gitmek için iki araca binmemiz gerekiyor. Bize de yazık, asgari ücretliyiz. Otobüsler 1,5 saatte bir kalkıyor. Çatalhukları kırılmış. 2 aydır söylüyoruz, yapan da yok demiş izleyicimiz. Aktarmış olalım. Furkan Bey, biz yangın haberi var. Bir yangın haberi var. Çektim, atayım mı? Cumhuriyet Mahallesi, araç atın efendim, niye atmıyorsunuz? Cumhuriyet Mahallesi izleyicimiz sormuş, diyor yangın haberi var, çektim atayım mı? Gönderin efendim. Bu tür görüntüler, gün içerisinde karşılaştığınız yangın, ne bileyim işte trafik kazası, benzeri tüm olaylar, toplumsal olaylar, görmüş olduğunuz enteresan olaylar, video, bunları videoya alıp yan çekmeniz makbuldür. Böyle yan, telefonla yan tutarak çektiğiniz zaman çok daha güzel oluyor. Yan çekebilirsiniz. Çekmiş olduğunuz bu videoları nereye gönderiyorsunuz? Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattına efendim. 0532 23 402 23. WhatsApp iletişim hattımıza göndermiş olduğunuz bu videoları haber merkezindeki arkadaşlarımız bunları değerlendiriyorlar ve ekranlarınıza geliyor. Hep birlikte yayınları sürdürmüş oluyoruz. Evet, şöyle devam edelim. Haberlerimizde hayırlı akşamlar demiş izleyicimiz. Kırklar Mahallesi'nde davul klarnet çalmasını istiyoruz. Motorla çalıp gidiyorlar. Zurna çalmasını istemiyoruz demiş izleyicimiz. Aktarmış olalım. Doğukent Mahalle Muhtarı'na ve Harput Mahalle Muhtarı'na teşekkür ederim. Elazığ oyunlarına başkasına yer ver, oyunlarından başkasına yer vermedikleri için. Fırat TV yetkilileri, lütfen Diyarbakır halaylarına müsaade etmeyin. Kayseri'den selamlar, Erdem Güler göndermiş. Efendim, bu organizasyonları biz mahallelerimize bırakıyoruz. Yani diyoruz ki mahallenizdeki gelenek, görenek neyse onları gerçekleştirin. Onlar da ellerinden geleni yapmış oluyorlar. Abi, mesaja bir cevap verirseniz, belediyede işçi alımı varmış. Altyazıda geçti efendim. Altyazıda geçen herhangi bir belediyede işçi alımı haberimiz yok. Yani benim öyle bir bilgim yok. Haberlerimizde de öyle bir haber yok. Yani başka bir kanalda mı gördünüz bilmiyorum ama bu öyle bir haber ya da açıklama ya da herhangi bir gelişme yok. Furkan Hocam, yemişlikteki daireler çok sıkıntılı. İlk gidişimizde petekler ve kapılarda sıkıntı vardı. Onları bildirdik. Bir sonraki gidişimizde ilk sıkıntıları yapmadıkları gibi daha da çok eskiler vardı. Olmayan eksikler oldu. Anahtarlar sadece yöneticilerde mi var demiş izleyicimiz. Efendim, sorunlarınız çözülmüyorsa, sorunlarınızı ilgili yerlere ilettiyseniz ve halen daha
çözülmediyse çevre ve şehircilik il müdürlüğüne giderek bu sorunlarınızı aktarabilirsiniz. O yüklenici firmalar bu sorunları gidermek zorundalar. Ayrıca cuma günü bakın beni şu an şehrimizin dört bir tarafından izleyen çok önemli bir şey söyleyeceğim. Özellikle böyle söyleyeyim ki dikkat çeksin. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bizi şehrimizin dört bir tarafından izleyen Sürsürü Mahallesi, Abdullah Paşa Mahallesi, Mustafa Paşa Mahallesi, Rüstem Paşa Mahallesi, Çatalçeşme Mahallesi, Zafran bölgesine yapılan konutlar ve Yemişlik bölgesine yapılan konutlar. Buralardaki hak sahipleri. Yaşadığınız bir sorun, yaşadığınız bir sıkıntı varsa, bu sorunlarla baş edemiyorsanız, bu sorunlarla ilgili çözüm bulamıyorsanız, bu sorunları aktarabileceğiniz en yetkili ağız, en yetkili kişi cuma günü Elazığ'a geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cuma günü Elazığ'da olacak. Bildiğim kadarıyla tam programı netleşmedi. Abdullah Paşa Mahallesi'nde ve özellikle Yemişlik Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak. Bakın Yemişlik'teki vatandaşlarımız her gün bana buraya onlarca mesaj gönderen Yemişlik bölgesinin çok değerli sakinleri. Cuma günü Bakan Murat Kurum sizin mahallenize bizzat gelecek. Yani devletin bu konudaki en yetkili kişisi mahallenize kadar gelecek. Sokağınıza kadar gelecek sizler için, sizlerin sorunlarını görebilmek ve o sorunlara çözüm üretebilmek için sizleri dinleyecek. Sizleri dinlemek için oraya geliyor. Lütfen sizler de sorunlarınızı bize göndermiş olduğunuz bu mesajları direkt işin en yetkili muhatabı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a iletin. Bakan Kurum sizi dinlemek için burada. Bakın bir ay Elazığ'da kaldı Sayın Bakan. Vatandaşlarla işte sorunları dinledi, çözüm üretmek için çaba sarf etti, gayret gösterdi. İşte aralıklarla gelmeye devam ediyor. Niye efendim? Bizler için, sizler için, Elazığ'daki sorunların çözümü için. O yüzden istirham ediyorum. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar sorunlarınız varsa cuma günü Bakan Murat Kurum Elazığ'a gelecek. Bu konuların direkt yetkili muhatabı ben birçok gezisinde eşlik ettim, şahit oldum. Vatandaş sorunu söylediği zaman ilgili muhatabı hemen işte genel müdürse genel müdür, ilde bir yöneticisi onu hemen çağırıyor ve sorunun çözümünü ulaştırıyor. Talimat veriyor. O yüzden gidin Bakan Murat Kurum'a derdinizi, sorununuzu varsa anlatın. Teşekkür edeceksiniz onu da yapın çünkü moral ve motivasyona da ihtiyaçları var. Yani bu kadar hizmet yapılmış şehrimizde. Teşekkür edecek olanlar gitsinler, teşekkürlerini etsinler. Sorunu olanlar gitsinler, sorunlarını söylesinler. Yani bu büyük bir fırsat. Bakın gittiniz evlere, girdiniz evleri, gördünüz eksiklikleri, görüyorsunuz. Bu sorunları çözmek için oldukça önemli bir fırsat efendim. İnşallah bu program önümüzdeki günlerde netleşir. Bakan Murat Kurum'un Elazığ programı önümüzdeki günlerde netleşir. Şimdilik cuma günü geleceği görünüyor. Cuma günü gelecek görünüyor ama ertelenebilir, ertelenmeyebilir. Yani nasıl olacağını önümüzdeki günlerde bizi takip edebilirseniz mutlaka ayrıntıları ekranlarınıza getirmiş oluruz. Efendim Elazığ'da Mart ayında meydana gelen kaza bilançosu açıklandı. Meydana gelen 204 kazada ölümlü kaza olmazken 96 kişinin yaralandığı bildirildi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Mart ayında Elazığ'da meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 204 kazada ölümlü kaza olmazken 96 kişi yaralandı. Kazaların çoğu yaralanmalı olurken 142'sinin ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Sürücülerin hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızlı araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu bildirildi. Evet efendim dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın görüntü ekranlarınıza geldi. Trafik kazaları maalesef Elazığ'da artıyor. Ama emniyet ekipleri de yoğun önlem alıyorlar. Uyarılarla, denetimlerle vesaire ama yine bizim sabırsız hemşerilerimiz işte ışıklarda vesaire çok ciddi anlamda
trafik akışını bozan hal ve hareketler içerisinde olabiliyorlar. Bakın diyor ki izleyicimiz, hayırlı akşamlar, Yemişlik'te otobüs yine ana baba günü demiş mesela. Bir diğer izleyicimiz diyor ki, Furkan'cığım merhabalar, hayırlı yayınlar. Yine her zamanki gibi harika bir yayın yapıyorsunuz. Anne kız TV başındayız, iyi ki varsınız. Sizden bir ricam var. Bizim Yemişlik 1. etapta evimiz var. İskan raporu hala çıkmadı. Arsa 112'ninmiş, oraya TOKİ ev yapmış. Şu an mahkemelikmiş, bilgisi olanlar rica etsem yazabilir mi? İyi yayınlar, bol reytingler diliyorum demiş izleyicimiz. Efendim nereye? Bakın bu sorunlar hemen bakan kuruma söylüyorsunuz. Furkan Bey hayırlı akşamlar, 11-12. etap Yemişlik kurası ne zaman çekilecek demiş izleyicimiz. Bakın bu soruların hepsinin muhatabı, ben bilmiyorum mesela bunları. Bu sorunların hepsinin muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Yani en yetkili, ülkedeki bu konularla ilgili en yetkili kişi geliyor Elazığ'a. İşte cuma günü tabi program henüz netleştirmedi. Tam netleştiği zaman ekranlarınıza getireceğiz inşallah. Bu konuları, bu sorunlarınızı bakan kuruma iletebilirsiniz. Efendim yangın var. Ekranlarınıza getirelim. Bir araç yangını. İzleyicimiz bu görüntüleri bizlere aktardı. WhatsApp iletişim hattımız üzerinden. Evet, biraz kameraman arkadaşım zoom yapabilirse aşağı doğru indirelim kamerayı. Evet, şu anda bir araç yangını az önce yaşanmış. Herhalde sanıyorum park halindeki bir araç alevler içerisinde yanmış. Bir patlama sesi duyuldu ifade ediliyor. Ardından araç yanmış. Bir başka videomuz daha var konuyla ilgili. İtfaiye ekipleri araca müdahale etmişler. Araçtaki yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınmış. İzleyicimize çok teşekkür ediyorum efendim. Bu ve buna benzer görüntüleri ne yapıyorsunuz? Bizlere gönderiyorsunuz. Hemen bilgileri de paylaşmış olalım. Olay Cumhuriyet Mahallesi Bozkurt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki araç bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Aracın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracın yarısını küre çevirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı, aktarmış olalım. Evet efendim, devam ediyoruz günün gelişmeleriyle. Elazığ Umurilik Feşrileri İstihdam Derneği'ni ziyaret eden Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da hizmetlerinden dolayı Başkan Ömer Çöteli'den plaket aldı. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Elazığ Umurilik Feşrileri İstihdam Derneği'ni ziyaret etti. Elazığ Umurilik Felçlileri İstihdam Derneği Başkanı Ömer Çöteli, Başkan Duman'dan her daim dezavantajlı bireylerin yanında olduğunu belirtti. Bizlerin hep engelli kardeşlerimizin, dezavantajlı kardeşlerimizin hep yanında olan bir abimizdir. Bu Allah razı olsun kendilerinden. Aile ortamını huzurlu daim etsin. Nice güzel işler yapmaya vesile kılsın. Başkan Çöteli, engelli bireylerin yaşadıkları sorunların çözülmesi konusunda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan ricada bulundu. Ufak bir joystick'inde bir direncin yanması o aracın artık gitmemesine neden olur. Bunu servise gönderme, gidip gelme günler sürüyor. Belki bir ay sürüyor. O bir ay içerisinde o engelli kardeşimiz mağdur kalıyor, gidemiyor bir yere. Bunları bu konuda belediyemizden de, Elazığ Belediyemizden de böyle bir hizmet yaparlarsa biz engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermiş olur. Sıkıntı çekmeden, zaman kaybı olmadan araçla evlerinden alıp tamirini yapılıp tekrar bir daha evlerine teslim edilmesini ben özellikle belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları'ndan rica ediyorum. Kaldırımlarında bu hava muhalefetinden dolayı taşlarda oynamalar var. Bazı rampaların hasar görmesinden dolayı inip çıkmada zorluk çekiyor. Onlar da giderilirse ben sevinirim engelli kardeşlerimiz adına da. Çalışmalarından ötürü Başkan Çöteli'yi takdir ettiğini ifade eden Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da
her zaman destek olacaklarını söyledi. Ömer Başkanımız gerçekten yani yürülmeden, usanmadan tüm özürlü olan arkadaşlarımıza, engelli olan arkadaşlarımıza derdine çare oluyor. Eğer biz de bu yardımına bir katkımız olursa ne mutlu bize. Tabii ki biz de hepimiz bir engelli adayısıyız. Gerçekten engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimizi gördüğü zaman yüreklerimiz yer ama bu da Allah'tan gelmiş. Bu da Cenab-ı Hak o bir dünyada inşallah bunu kıyafetle verecek. Ömer Başkanı'na da verir, onlara da verecek. Ben de bu vesileyle Ömer Başkanımızın çalışmalarından gerçekten takdir ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Misafirperverliğinden dolayı da kendilerine teşekkür ederim. Biz bugün kendimizi ziyaret ettik. Bundan sonra da inşallah ziyaretlerimiz devam eder. Bu iş burada bitmez. Ne zaman bir sıkıntınız olursa her zaman bir kardeşimizle biz aile olarak da kurumda yanınızdayız. Ziyaret sonunda Elazığ Omurilik Felçleri İstihdam Derneği Başkanı Ömer Çöteli, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'a plaket takdim ederken, Başkan Dumandağ da dernek üyelerine bakkal kart hediye etti. Efendim şimdi kısa bir reklam arası, ardından günün gelişmeleriyle canlı yayınımıza devam edeceğiz. Efendim Son Baskı canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günün gelişmeleriyle devam edeceğiz. Birazdan bir canlı bağlantımız olacak. Hava durumunu öğreneceğiz. Elazsonhaber.com muhabiri Batuhan Baskal bizlere. Çünkü bugün hava bayağı soğudu. Yani yağmur yağdı vesaire. Ne oluyor önümüzdeki günlerde bu şekilde devam mı edecek? Birazdan öğreneceğiz efendim. Ama öncesine devam edelim günün gelişmeleriyle. Elazığlı Devlet Sanatçısı ve Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Turan, kültür hayatına yapmış olduğu katkılardan dolayı vefa ödülüne layık görülürken Elazığlı Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu ise Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalardan ve katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Türkiye Sanayici İş Adamları Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Sivil Toplum Platformu tarafından ödül töreni gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen törende Elazığlı Devlet Sanatçısı ve Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Turan'a kültür hayatına yapmış olduğu katkılardan dolayı vefa ödülü verildi. Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen törende platform koordinatörü avukat Celalettin Solmaz'dan ödülünü alan Mustafa Turan, bu ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu ve ödülü Ankara'daki tüm Elazığlılarla tüm sanatçılar adına aldığını söyledi. Öte yandan Elazığlı Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu, Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından her yıl düzenlenen Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni'nde Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarına yaptığı çalışmalardan ve katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen törende Sunguroğlu yaptığı açıklamada, Ankara'ya tıp eğitimi için geldiğim yıllardan itibaren Ankara'da yaşadığım ve gerek doğduğum şehir olan Elazığ'a, gerek doyduğum şehir olan Ankara'ya ve güzel ülkemize gücümün yettiğince değer ve katkı sunmaya çalışacağım dedi. Kadirhan Sunguroğlu geçtiğimiz günlerde de uluslararası basın ödülüne layık görülmüştü. Evet, devam ediyoruz efendim. Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlerin katılımı ile geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Başta şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi olmak üzere birçok yerde kontrol noktaları kuruldu. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda yüzlerce araçla çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Uygulamalarda aranan şüpheliler yakalanırken evrakları eksik olan sürücülere de işlem yapıldı.
Efendim bu uygulamaların artarak devam etmesi gerekiyor. Zira işte her gün Elazığ'da bir pompalı tüfek, bir kalaşnikov, bir döner bıçağı, bir satır, ne bileyim bıçak, kuru sıkı, normal tabanca. Her gün bunların içerisinde olduğu bir olay yaşıyoruz. Yani bu kadar silah nasıl insanlar temin ediyor anlamış da değiliz. Ama Emniyet Müdürlüğü ekiplerini de tebrik ediyoruz. Yani bu uygulamaları olmalı ve artarak da devam etmeli esasında bu uygulamalar. Efendim Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı çok amaçlı spor merkezi Ramazan ayı boyunca saat 21'den sonra kadınları ağırlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren gerek pandemi gerekse Ramazan ayı dolayısıyla evin bütün yükünü omuzlarına alan kadınları spora davet etti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı çok amaçlı spor merkezi Ramazan ayı boyunca saat 21'den sonra kadınları ağırlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Hareketliliğin her zaman ve her yaşta sürekli olduğunu sürekli olarak dile getiriyoruz. Ancak imkanların kısıtlı olduğu pandemi dönemlerinden geçtik. Evlerimizde kendi imkanlarımızla egzersizler yaptık. İl Müdürlüğü olarak sosyal medya üzerinden canlı yayınlar ve egzersiz videolarıyla destek olmuştuk. Çok şükür bu dönemler geride kaldı. Bu şartları daha iyi değerlendirmek için Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tesislerimizi kadınlarımızın hizmetine sunuyoruz. İlk misafirlerimiz Fethi Sekin Yurdu öğrencilerimiz ve kadınlarımız oldu. Bütün kadınlarımızı çok amaçlı spor merkezimize spor yapmaya, imkanlarımızdan faydalanmaya davet ediyorum ifadelerine yer verdi. Efendim tebrik ediyoruz Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren'i böyle aktiviteleri arttırdı. Bayağı bir aktiviteler yapıyor Elazığ'da. Tebrik ediyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Efendim Elazığ Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri günün 24 saat sanal alemde devriye atıyor. Siber birimleri tarafından 2022 yılı ilk 3 aylık döneminde 123 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 6 faali meçhul siber suç olayının aydınlatılması sağlandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri günün 24 saati sanal alemde devriye atıyor. Alanında uzmanlaşan bu birimler izinsiz ve hukuka aykırı şekilde giriş yapılarak bilişim sistemlerine, kişiyi ya da mal varlığını hedef alan ve bilişim teknolojilerinin yasa dışı kullanıldığı siber suçlarla mücadele ediyor. Siber birimleri tarafından 2022 yılı ilk 3 aylık döneminde 123 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 6 faili meçhul siber suç olayının aydınlatılması sağlandı. Son 3 ayda 123 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yurt dışı üzerinden yayın yapan 444 yasa dışı bahis, 526 müstehcen ve 4013 zararlı yazılım içeren dolandırıcılık amaçlı internet sitesi veya URL adresi tespit edildi. Konuyla ilgili olarak 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunun 8. maddesi gereğince toplam 4983 internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Efendim Elazığ'da Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlılardan olan lokma tatlısının yapımına başlandı. İzmir yöresine ait olan irmik, su, un ve şekerin karışımıyla oluşan lokma tatlısı Ramazan ayında Elazığlı vatandaşların vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Elazığ'da Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlılardan olan lokma tatlısının yapımına başlandı. İzmir yöresine ait olan irmik, su, un ve şekerin karışımıyla oluşan lokma tatlısı, Ramazan ayında Elazığlı vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Ramazan'a özel hazırlanan lokmanın kilosu 40 liradan tezgahlardaki yerini alırken, vatandaşın yoğun talep oluşturmasıyla birlikte ustalar siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Ramazan'a özel burada bir ay boyunca müşterilerimize tatlı yapıyoruz. Ben 15 yıldır bunu yapıyorum. Lokma yapılışı sadece ana madde olarak irmik, su,
vanilya atabiliriz. Bir de sıcak suyla bunları yoğuruyoruz. Kıvamlı, ince bir kıvam haline geldiği zaman bunu hamur dinlendikten sonra yarım saat sonra döküyoruz. Ondan sonra işlemini iki sefer yapıyoruz. Ha, neden derseniz daha kıtır, daha güzel olması için, müşterilerimizin memnuniyetini daha da güzel yapmak için iki sefer yapıyoruz. İki sefer yağda kızartıyorum. Çünkü içi hamur kalmasın diye, daha kıtır, daha gevrek olsun diye. Bizim bu tatlımız şu an çok rağbet görüyor. Lokma tatlısı, çünkü her zaman çıkmadığı için, bir de damak zevki çok güzel olduğu için müşterilerimizin, yani çok memnunuz. Bir ay boyunca yapıyoruz. Bu Ramazan'a özel bir tatlı olduğu için, yani normalde bunun, bu tatlı İzmir yöresine ait bir tatlıdır. Yani normalde bunu ölen kişilerde mevlid kandillerinde dağıtırlar. Ama bizim bu Elazığ'da pek fazla yaygınlaşmadığı için işte biz de böyle döküyoruz ve müşterimize böyle sunuyoruz. Evet efendim, vatandaş rağbet gösteriyor, vatandaş ilgi gösteriyor lokma tatlısına. Niye? Niye? Çünkü ucuz. Yani tatlar arasındaki en ucuz tatlı lokma tatlısı, halka tatlı, tulumba tatlı. Ekonomik olduğu için haliyle ucuz, vatandaş rağbet gösteriyor. Yoksa vatandaş bilmiyor mu soğuk baklava yemeği, fıstıklı künefe yemeği? Ama işte ekonomik durumlar el mahkum. Efendim şimdi bugün yağmur yağdı. Yani enteresan bir şekilde hava bayağı bir soğudu. Aslında uyarılar vardı ama bu kadar da beklenmiyordu. Bayağı bir soğuk bugün hava. Yağmur yağınca tabii akıllara şu soru geldi. Yağmur işte ne kadar daha sürecek acaba diye. Şimdi Elazığ'da önümüzdeki pazar gününe kadar olan hava tahmin raporunu alacağız. Elazığsonhaber.com muhabiri Batuhan Baskal canlı yayın konuğumuz. Batuhan, iyi geceler diliyorum. İyi akşamlar Furkan Bey. Öncelikle tüm Elazığlılara hayırlı sahurlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Nedir önümüzdeki hava durumu? Elazığ'da hava nasıl olacak? Elazığ'da havalar ısındı. Yaz gelmek üzere diyerek montlardan ve hırkalardan vazgeçen vatandaşlar, bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışa ve soğuğa karşı tedbirsiz yakalandı. Vatandaşlar önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı için merak konusu oldu ve merak ediyor vatandaşlar. Öncelikle meteoroloji bahar ayında olduğumuzu ve sıcaklıklarda dalgalanmalar olabileceğini aktardı. Yani vatandaşlar sabah ve öğle saatlerinde yaşanan sıcağa aldanmamalı. Önümüzdeki 5 günün hava tahmin raporuna baktığımız zaman 13 Nisan çarşamba günü hava bulutlu olacak. Güneş biraz yüzünü gösterecek, biraz göstermeyecek. Ve en düşük hava sıcaklığı 1 derece, en yüksek hava sıcaklığı 11 derece olacak. 14 Nisan perşembe günü ise en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. 15 Nisan cuma günü en düşük sıcaklık 2 derece, en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. 16 Nisan cumartesi günü en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. 17 Nisan pazar günü ise en düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Genele baktığımızda 5 günde hava sıcaklıkları 10 dereceye yakın bir artış gösterecek ve herhangi bir yağmur beklenmiyor. Öte yandan bugün meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ ve çevredeki vatandaşlar için bir zirai don uyarısı yaptı. Meteoroloji 12 Nisan ile 17 Nisan pazar günleri arasında Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yüksek kesimlerinde zirai don riskinin olduğunu söyledi. Meteoroloji özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililere ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerektiğinin de altını çizdi. Evet, peki anladığımız kadarıyla bugünkü yağmur sondu. Bir hafta artık pazar gününe kadar herhangi bir yağış beklemiyoruz, öyle mi? Kesinlikle öyle. 5 gün boyunca vatandaşlar istediği şekilde gezebilir ama önümüzdeki 3 gün yine geceleri hava soğukluğunu koruyacak. Örneğin 14 Nisan perşembe günü en düşük sıcaklık -3 dereceyi gösterecek. Yani bu geçmişte yaşanmış en büyük soğukluk olacak.
Evet, yani bu dönemin, bu mevsime göre geçmişteki en soğuk günleri yaşayacağız Nisan ayı içerisinde. Efendim Batuhan'cığım ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyorum. Ben de teşekkür ederim sizlere ve tüm izleyicilerimize tekrar hayırlı sahurlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, elezsonhaber.com muhabiri Batuhan Baskal canlı yayınımıza bağlandı. Elazığ'daki hava durumu ile ilgili bilgiler verdi. Ne anladık? 5 gün yağmur yok. Yani bugün yağmur bayağı bir yağdı ama 5 gün yağmur yok. Önümüzdeki gün termometre bayağı bir düşecek. O da o tarihlere göre, yani Nisan ayına göre geçmişteki en soğuk günlerden birini yaşayacağız. Nisan ayına göre efendim, diğer Nisan aylarına göre. Teşekkür ediyoruz elazsonhaber.com muhabiri Batuhan Baskal arkadaşımıza. Ve devam ediyoruz efendim günün gelişmeleriyle. Elazığ'da bir evin bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan biri bebek 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarırken yangın sonrası bina sakinleri arasında ne olmuş olabilir? Yangın sonrası bina sakinleri arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda bir kişi gözaltına alındı. Feyzi Çakmak Mahallesi Kirman Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aşırı dumandan dolayı içeri girmekte zorlanan ekipler bir yandan pencereden bir yandan da bina girişinden yangına müdahale etti. Yoğun dumandan dolayı binadan çıkamayan biri bebek 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılma işlemlerinin ardından bina sakinleri arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda bir kişi gözaltına alındı. Ekipler çıkan yangınla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı. Ya adamların herhalde Ramazan dolayısıyla diyelim. Yani ne bileyim ya, ya da o yangın heyecanı, yangın korkusu, yangın paniği. Ama kontrollü olmamız lazım. Sinirlerimizi kontrol etmemiz lazım. Adam itfaiye ekipleri içeriden çıkartıyor adamı. Yani yangından kaçmış, doluya tutulmuş gibi bir şey oluyor. Yani enteresan bir durum. Efendim İzzetpaşa Camisi'nde devam eden Ramazan vaazlarının bu defaki konusu yaşlılara hürmet oldu. Ramazan vaazlarının 11. gününde hürmet edilmesi gereken yaşlılar anlatıldı. Yasin suresinin 68. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve men nuammirhu nunekkishu fil halk efela yaqilun. Sadakallahu lazim. Biz kime uzun ömür vermişsek onun yaratılışının da onu eksiltiriz. Onu yaratılış bakımından eksiltiriz. Hala akletmiyor musunuz? Buyurmaktadır. İhtiyarlığın devası olmayan bir hastalık çeşidi olduğunu belirten il vaizi Sebahattin Demirelli, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in yaşlılara saygı gösterilmesi konusunda tavsiyeler verdiğini ifade etti. Efendimiz buyuruyor, Allah'ım
sana sığınırım. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve yaşlılıktan, ihtiyarlıktan sana sığınırım. Yani bunların bana vereceği zararlardan, eziyetlerden, kötü hal ve durumlardan sana sığınırım. Ve ölüm hayattan, hayatın ve ölümün şerrinden sana sığınırım. Hayatın ve ölümün şerrinden, yani olumsuz durumundan sana sığınırım. Ve kabir azabından sana sığınırım. Değerli kardeşlerim, burada da göründüğü üzere ihtiyarlıktan da bahsedilmiş. İhtiyarlık az önce de belirttiğimiz üzere bir hastalık çeşididir. Devası olmayan bir hastalıktır. Ondan Peygamberimiz Allah'a sığınmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyüklere saygı göstermeyi tavsiyede bulunmuş. Bunu yapmayanların, yani büyüklere saygıda kusur edenlerin, hürmetsizlik edenlerin benim ümmetimden değildir, bizden değildir buyurarak yaşlılara saygının önemini büyük bir şekilde belirtmiş. Uzun ömürlü yaşamanın en güzeli de yine sağlıklı ve hayırlı yaşamaktan geçiyor. Uzun ömür ama sağlıklı ömür hayırlıdır ve bunu dilemek lazımdır. Uzun ömür ve sağlıklı ömür, bu hayırlıdır. Bunu dilemek gerekir. Efendim, Elektrik Mühendisleri Odası ile özel sağlık hizmeti veren bir hastane arasında sağlık hizmetlerinde indirim protokolü imzalandı. Elektrik Mühendisleri Odası ile Mediline Hastanesi arasında sağlık hizmetlerinde indirim protokolü imzalandı. Hastane Müdürü Kürşat Karahüseyinoğlu her daim esnafların yanında olduklarını belirtti. Elazığ Elektrik Mühendisleri Odamızla sağlıkta indirim protokolü imzalayacağız. Tabii Elektrik Mühendisleri Odamız ve esnaflarımızın her daim yanındayız biz Mediline Hospital Hastanemiz olarak. Onlar da kaliteli ve yerinde sağlık hizmeti alabilmek adına hastanemize müracaat ettiler. Sağ olsunlar. Biz de bu konuda tüm elektrikçi esnaflarımızın ve esnaf odalarımızın, tüm sivil toplum kuruluşlarının yanınızda olduğunu belirtir. Hayırlı günler dilerim. Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Selcan Aydoğmuş, odaya üye olan esnafların ve yakınlarının sağlık hizmeti indirimden yararlanacağını ifade etti. Elektrik Mühendisleri Odası üyelerimiz, meslektaşlarımız adına ben Mediline Hastanesi'ne bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Elektrik Mühendisleri Odası'na üye olan meslektaşlarımız ve yakınlarının yararlanabileceği bir hizmet olduğu için de ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah ihtiyacımız kalmaz, sağlıklı günlerimiz olur hepimizin. Çok teşekkür ederiz tekrar. Efendim, şimdi sahur alaylarına tekrar bir göz atacağız. Dün neredeydik efendim? Dün Kültür Mahallesi'ndeydik. Çok coşkulu bir kalabalık. Kültür Mahallesi'nde de Muhtar Murat Biter organizasyonuyla hazırlanmıştı. Şimdi o görüntülere bir bakalım. Uzun havalar çekildi. Davulun tokmayla buluşmasıyla başladı halay coşkusu.
Görüntülerin adresi Kültür Mahallesi. Pazartesiden Perşembe'ye mahalleleri gezerek sahur coşkusunu ekranlara taşıyan Kanal Fırat Televizyonu, gurbetteki Elazığlıların da yaptığı programlarla hasretlerini gideriyor. Furkan Dilaver'le Son Baskı programında yayınlanan sahur halayları mahallelerde renkli görüntülere sahne olurken mahalleler arasındaki rekabeti de artırıyor. Kültür Mahallesi Muhtarı Murat Biter, eski Ramazanları yeni nesile aşılamaya çalıştıklarını söyledi. Eski Ramazanlara şimdi bakarsan eski Ramazanlar artık geride kaldı. Şimdi yeni nesil, yeni gençlere eski Ramazanları aşılamaya çalışıyoruz. İnşallah onlara da vesile oluyoruz. İnşallah onlar da eski Ramazanları unutmazlar. Bizlerden sonra inşallah onlar da sonraki nesile yetiştirirler Ramazanları. Ben buradan herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılara da herkese teşekkür ediyorum. Mahalle sakinleri de sahur halayı bir kültürdür Elazığ için dedi. İlk sefer böyle bir Ramazan ayına denk geldik. Çok güzel bir şey, yani çok güzel bir duygu. Zaten Elazığ'ımızın sahur halayları meşhurdur. Denk geldik, geldik tabii yani. Almanya'da böyle bir etkinlik olmadığı için sizler burayı daha farklı görüyorsunuz. Tabii tabii, yani Almanya'da böyle işte gece vakti böyle halay çekmiyorlar. Dediğim gibi... güzel bir şey. Mahallenin minikleri de heyecanlıydı. Halay için buradayız. Bir millet buraya geldi. Çekeceğiz halayı. Çekeceğiz. Sabahtan. Bizim için çok güzel bir aktivite oldu sosyal olarak. Hem Ramazan'da sahur akşamının önemini daha iyi anlamış olduk. Teşekkür ederiz. Abi çok teşekkür ederim. Sabaha kadar oynayacağız. Sabaha kadar halay çekecek misin? Evet. Gençlerin coşkusu büyük alkış aldı. Efendim teşekkür ediyoruz bir kez daha Kültür Mahallesi Muhtarımız Murat Biter'e. Dün oradaydık, bugün Doğukent Mahallesi'ndeydik, yağmura, soğuğa rağmen valla mahalle muhtarımız Muhammed Coşkun coşkulu bir program yaptı. Teşekkür ediyoruz. Efendim ve spor haberleriyle devam ediyoruz. Son haftaların başarılı takımı Harput Dibek Elazığ Karakoçan takımı ligin 34. haftasında çarşamba günü deplasmanda Şile Yıldız Spor'la karşılaşacak. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla küme düşme hattından uzaklaşan ve rahatlayan Harput Dibek Elazığ Karakoçan takımı ligin 34. haftasında deplasmanda Şile Yıldız Spor'la karşılaşacak.
Çarşamba günü saat 15'te oynanacak olan karşılaşma için İstanbul'a giden mavi beyazlı temsilcimizde eksik oyuncu bulunmuyor. Şile stadında oynanacak karşılaşmada temsilcimiz Harput Dibe Karakoçan takımı, ligin rahat takımlarından Şile Yıldızspor önünde sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Zorlu müsabakayı İzmir bölgesi klasman hakemlerinden Erdem Temel yönetecek. Temel'in bu maçtaki yardımcılıklarını ise Şefik Öner ve Erdem Tanış yapacak. Berk Çekal ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görevlendirildi. Efendim, Eleyaspor Kulüp Başkanı Serkan Çayır son 4 maça girilirken şehirde birkaç kişinin dışında bir destek göremediklerini ifade etti. Eleyaspor Kulüp Başkanı Serkan Çayır kulüp binasında düzenlediği toplantıda son 4 maça girilirken şehirde birkaç kişinin dışında bir destek görmediklerini belirtti. SMS kampanyasının da istenildiği şekilde gitmediğini belirten Başkan Çayır, stadyumda 2500 seyirci olmasına rağmen SMS kampanyasının 1200 olmasına da tepkiliydi. Biz belediye başkanı tek değil de bütün şehrin Elazığ Spor'a gönül verenlerin yanında olmamızı istiyoruz. Yani son bir 4 maçımız kaldı. Kenetlenmemiz lazım. Şehir olarak bir kenetlenip bu takımı bir ayağa kaldırmamız lazım. Dün akşam bunun bir açılışını sağ olsun iş adamımız Veysel Demirci Bey yaptı. Bir maddi yardım bize sağladı. Kütahya maçının primlerini sözünü aldık. Bu Batman maçının primlerini sağ olsun o ödeyecek. Zorlu bir sürece girdik. Kalan bir 4 maçımız kaldı. Allah'ın izniyle inşallah bu 4 maçın da 4'üne de talibiz. İnşallah bu 4 maçımızı da kazanıp bu sene ligde kalıp seneye de inşallah Allah nasip ederse şampiyon olmak, Elazığ Spor'un ait olduğu liglere geri dönmek için çabalayacağız. Maddi sıkıntılar içerisindeyiz. Allah'a çok şükür, yani belediye başkanımız bugünümüze kadar bizim yanımızdaydı. Yani deplasmanımız olsun, İAŞ'imiz olsun, prim desteklerimiz de oldu. Yani bu şehir bir tek belediye başkanının yani altından kalkacak bir durum değil. Biz o eski günlerimize geri dönmek istiyoruz. Yani Allah razı olsun, dün il başkanımız, iş adamımız Muhittin Kaya, Veysel Demirci Bey geldiler. Bizi çok mutlu ettiler. Yani kaptanımız da oradaydı, hocamız da oradaydı. Bir moral motivasyon oldu. Yani biz diyoruz ki Veysel Demirci gibi adamlar 20 kişi, 30 kişi onun şeyini yapsa biz bu ligi bitirip kümede kalırız. Herkesin de elini taşın altına koyması lazım. Şimdi bakıyorum statta 2500 biletli seyirci var. Bir SMS kampanyası yaptık. 1200 kişi. Ya 20 TL ya. Ondan sonra çıkıp Elazığ Spor benim sevdam. Elazığ Spor bizim canımız. Ya bir 20 TL ya. Şimdi bu şehrin bir tek takımı Elazığ Spor'dur. Bunu da getirip yani bunu da mı yalnız bırakalım, yani bunu da mı şey yapalım, kümelere mi düşsün yani? İnşallah düşürmeyiz. Çünkü biz işimizi dürüst yapıyoruz. Dürüst de yapıyoruz da kimse de gelip yine yardım etmiyor. Yani buna bir anlam veremedim. Şimdi burada konuşmak istemiyorum. Yıllarca yani bu kulübe paralar geldi. Paraların nereye gittiği belli değildi. Şimdi bizim yönetimimizde paranın nereye gittiği de belli. Şeffaf. Yani bu takıma gelip bir sahip çıkılması lazım. Ya Elazığ Spor'dan küsemezsin. Yani geçen bir milletvekilimiz
televizyonda Elazığ spor sorusunu soruyor. Onu geçelim. O mevzuya hiç girmeyelim. Elazığ spor geçilecek bir şey değil ya. O mevzu bir sefer mevzuluk şey değil. Elazığ spor bu şehrin tek takımıdır. Bu şehrin de marka değeridir. Başkan Serkan Çayır, Elazığ Spor'un son 4 maçında yanlarında olmayanların yarın boylarına atkı takıp stada gelmelerine de müsaade etmeyeceğini söyledi. Hatta sosyal medyada da yazmıştım. Savaşırken yanımızda olmayanları zaferimize ortak etmeyeceğiz. Ben bugün eğer bu 4 maçta bizim yanımızda olmayanları ben yarın da boynuna atkı taktırıp o stada sokmam. Reklamını da yaptırmam. Efendim Elazığ Spor Teknik Direktörü Alaaddin Tutaş her maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını belirterek son 4 maçta kazanıp ligde kalacak güce sahip olduklarını ifade etti. Kulüp binasında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Elazığ Spor Teknik Direktörü Alaaddin Tutaş futbolcularına güvendiğini belirterek son 4 maçı da kazanıp ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Kaptanımız dedi Elazığ Spor benim rüyamdı zaten. Bu rüyadan da yani rüyada kalmaması için Elazığ Spor'un önümüzdeki süreçlerde devam etmesi için biz elimizi taşın altına koyduk. Böyle bir futbolcu grubu belki klişe olacak ama yani her hocalar konuşur. Böyle karakterli bir futbolcu topluluğu. Onları anlatmaya kelimeler yetmez. Çünkü biz sabah 8, akşam 8, 9'a kadar burada hep beraber yaşıyoruz bu olayları. Allah'a şükür de şu ana kadar planlarımız gayet iyi gidiyor. Yani son haftada baktığımız zaman bir yenilmemek süreci var ama kendi sahamızda şanslı şekilde kaybettiğimiz puanlar da oldu. Biz diyoruz ki tüm Elazığ halkı, spor camiası, işte basın mensupları, dışarıda kalan işte TÜFA'da bağlı antrenörler, taraftarlarımız herkes bu takım yanında olsun. Çünkü söyleyecekleri güzel bir söz, söyleyecekleri güzel bir eleştiri bu takımımızın sahadaki performansını 5 kat daha artıracaktır. Biz dediğimiz gibi inişli çıkışlı zamanlarımız olacaktır. Biz Elazığ Spor'umuzu buradan çıkarmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Yapıyoruz da zaten. Ama futbolcu kardeşlerimizin de oynadıkları her maçtan sonra bazı eleştirilere maruz kaldıklarını ben de dahi görüyoruz bunları. Kimse bizim emeğimizi çalmaya gayret göstermesin. Ve işte maçlardaki bazı seyircilerin yaptığı yorumlar. İşte televizyonlarda yapılan yorumlar bizim futbolcu kardeşlerimizin gardını belki düşürmeye yönelik pozisyonlar da olabiliyor. Dediğim gibi biz ortada bir emek var. Biz bir emek veriyoruz. Demeçlere baktığınız zaman sanki böyle bizim yaptığımız işlerin başarısız bir şekilde lanse edilmesi sağlayan laflar ortaya çıkıyor. Ben dediğim gibi ben bu futbolcu grubuna güveniyorum. Yönetimimize güveniyorum. Arkamızda olanlara güveniyorum. Yani sonuç ne olursa olsun, hangi maç olursa olsun biz her maça 3 puan parolasıyla gideceğiz. O her maçtan da 3 puan alarak güçteyiz. O güç de var bizde, o enerji de var bizde. O cesaret de var bizde. Dediğim gibi aldığımız maçlardan sonra kimse bu kardeşlerimizin emeğini inkar etmesin. Hangi takım olursa olsun bizim için lider de fark etmiyor, son sıradaki takım da fark etmiyor. Her maç aynı özveriyle, aynı anlayışla, aynı futbolcu grubuyla o şekilde gitmeye çalışıyoruz. Efendim Elazığ Spor Kaptanı Yiğitcan Erdoğan nefsimize bu armayı kaybetmeyi yakıştırmamamız lazım dedi. Elazığ Spor'da Kaptan Yiğitcan ile ikinci Kaptan Mesut birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Kaptan Yiğitcan Erdoğan nefsimize bu armayı kaybetmeyi yakıştırmamamız lazım derken gün birlik günüdür açıklamasını yaptı. Yani gün birlik olma günü, 3 gün sonra, 5 gün sonra hayıflanmamak lazım. Bir de nefsimize bu armayı kaybetmeyi yakıştırmamamız lazım. Yani biz yeni bir kulüp kurar yolumuza devam edelim. Yani nefsimize bunu yedirememiz lazım. Elazığlılar olarak söylüyorum bunu. Sahaya dönecek olursak, takımımız gerçekten kaliteli bir takım. İyi bir takım oluşturdu devre arası. Tabii geç kalındı. Beraber kamp geçiremedi. Gelen arkadaşlarımız kulüplerinden erken ayrılmıştı. Birçoğu antrenman programı, maç temposu durumu kötüydü. Buna rağmen gelip hemen özveriyle çalışmalarına başlayıp ilk haftadan itibaren mücadele vermeye başladılar.
Tabii biraz hazır olmamanın verdiği, biraz da nasipsizlik diyelim 2-3 haftalık periyotla alakalı puansız geçtik. Sonrasında her maç final niteliğine tabii geldi. Kritik maçlardan da Allah'a şükür Allah nasip etti. Galibiyetle veya puan alarak ayrıldık. Şu anda geldiğimiz pozisyon kötü bir pozisyon değil. Şu anda biz kazanacağımız maçlarla ligde kalacağıma inancımız tam. İnancımız tam ancak tabii bu sadece sahayla sınırlı kalmıyor. Sahanın dışından da bizi itecek, bizi motive edecek veya bizim saha içinde haksızlığa uğramayacak pozisyona sokacak bir şekilde desteklenmemiz gerekiyor. Ya diyorum hani 4 haftalık periyot. Herkes elini taşın altına koymalı. Ondan sonra ah vah etmeyelim. Samimi halis niyetlerle kulübümüzü yaşatalım. Bundan sonrasında da bu kulübün şeffaf bir şekilde, adil bir şekilde yöneteceğine inanıyorum. Ya Elazığspor'un şehre çok büyük katkısı var. Tabii şehre hep eksilerinden belki insanlar dem vuruyor ama eksileri veren kulüp değil. Kulüp her zaman bir artı değerdir. Bu arma her zaman bir artı değerdir. Eksi olmasının sebebi kulüp idarecilerin kendilerine artı sağlama pozisyonlarıdır. İkinci kaptan Mesut Saray'da açıklamasında artık diriliş zamanı diyerek birlik ve beraberliğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Gelinen noktada her şey şu anlık güzel gidiyor. Yani dün akşamki iş adamlarımızın, Veysel abimizin ziyareti, il başkanımızın, kayınbabam Muhittin Kaya'nın yani burada bir birlik, beraberlik olması, güç olması, il başkanımızla, belediye başkanımıza vermiş oldukları destekle hani bizi futbolcular adına çok mutlu etti. Biz kendimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hissettik. Yani maddi manevi yanımızda olmaları, buraya gelmeleri bizi çok mutlu etti. Onlara ben kendi adıma, takımımız adına teşekkür ediyorum. Çünkü bizim birlik, beraberliğe ihtiyacımız var. Yani bizim ne kadar güçlü bir takım, ne kadar güçlü bir şehir olduğumuzu artık göstermemiz gerekiyor. Çünkü son yıllarda çok yalnız kalmış bir kulüp ve çok düşüşler yaşamış bir kulüp. Artık diriliş zamanı diyoruz ve inşallah buna şu noktadan başlamak istiyoruz. Yani ligde kaldıktan sonraki hedeflerimiz çok büyük. Biz seneye şampiyon olmak istiyoruz. Bu şehre artık eski günleri yaşatmak istiyoruz. Bunun için yani gelen son maçlarda biz elimizden geleni yapacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Çünkü çok istiyoruz. Benim kendi adıma daha farklı duygular içerisindeyim bu şehir için. Çünkü ben artık bu şehirde yaşıyorum. Eşim buralı. Yani benim için çok farklı bu şehir. Yani bu şehir düşmesin diye ben varımı yoğumu vermeye her zaman hazırdım. Şu anda da mücadelemizle, oynayışımızla, burada takımda yaptığımız davranışlarımızla, büyük abiliğimizle, vermiş olduğumuz her şeyle bu takım için buradayız. Evet efendim, son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık, yeni güne birlikte başladık. Yeni gün çarşamba gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle buluşmak ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu geceler, hayırlı sahurlar diliyorum.